belli bir meblağı, parayı genellikle keyif için çok kısa sürede ve umursamadan harcamak. Yemek? Yemek gibi bir şey. Ama yavaş yavaş da yenir. Hmm. Hazmete hazmete. Bu parayı adeta... Para... Hadi gidelim bu paraları... Ezmek. Ezelim gayet güzel. 4 soru geçti, geldi geçti ve siz şu ana kadar hiç harf almadınız. Farkındasınız değil mi? Evet. Güzel başlangıç efendim. Aynen de bu şekilde devam eder, merak etmeyin. Buyurun, 6 harfler. Bosna halkından... Boşnak. Veya bu halkın soyundan olan kimseye boşnak denir. Şimdi yine sokak jargonuna temas edeceğiz. Ama bu seferki sokak jargonu biraz daha böyle Yeşilçam. Oralardan duyduğumuz. Artık pek duyamıyorum açıkçası. Unutulmuş bir şey değil. Yanlış anlamayın. Çok eskiden bir anlamı varmış, o unutulmuş. Ondan da bahsediyorum sorunun içerisinde. Hali hazırda günümüzde de argoda para anlamında kullanılıyor bu söz. Eskiden 2,5 para değerindeki bakır sikkeler için kullanılırmış. Bunu kenarda tutalım. Ya aklıma bir şey geldi ama. Ne geldi? Mangır. Ne geldi? Mangır. Mangır. Çok değil mi? Mangırı var, papeli evet. var, sipalisi var ama papel işte kağıt anlamında, kağıt para hı hı. için kullanılıyor daha çok. Uçlu gitti. Burada da kafanızı karıştırabilecek şöyle bir kökeni doğrultusunda küçük bir çapariz var. O da nedir efendim? Biz bu 7 harfli kelimeyi Yunanca olarak benimsemişiz. Hı. Ama öyle değil. Çalgılı meyhane anlamında bir kelime bu ve İtalyanca'dan girmiş dilimize. Ama bizim aklımıza kırılan tabaklar gelir. Risk alsam mı ki? Bilmiyorum. Siz... Taverna. Taverna kesinlikle doğru. Tamam. Hiç harf almadılar. 7 soruya cevap verdiler. Yani yarışmanın tam ortasındayız. Bu arada sürenizin de yarısından daha azını kullandınız. Tamam. Gayet güzel geldik buraya kadar. Bundan sonra bir soruda takılırsak eğer deyin ki kendinize yarım dakika kadar fazla sürem var benim. Tamam. Tamam. Hadi gelsin son 7 harfli cevabın sorusu. Telefon hatlarının bağlı olduğu merkez. Batı kökenli bir kelime. Santral. Santral 700 puan değerinde. Çok zor bir şeyden bahsediyor gibi sanki bu ilk 8 harfli cevabın sorusu. Ama emin olun mastarla bitiyor. Tek kelimeden oluşuyor ve çok basit bir kelime. Görelim. Olumsuz görülen... Ayıplanan davranışlarından vazgeçmek. O davranışları bırakmak. Tavır ve tutumuna düzen vermek. Tek kelime mastarla bitiyor. Evet, tek kelime. O zaman 5 harfli bir fiil lazım bize. Yani daha öncesinde böyle olumsuz, ayıplanan davranışları varmış bunun. Onlardan vazgeçmiş, tavır ve tutumunu düzeltmiş. Çeki düzen vermek falan değil. Tek kelime. Tek kelime. Tek kelime. Eskiden biraz fazla hareketliymiş. Düz duvara tırmanıyormuş. Durulmak gibi bir şey. Durulmak gibi bir şey. Bir harf alsak mı? Alalım. Alalım bir harf rahatlayalım. Demek ki sesli harfle başlıyor Merve Hanım. Uslanmak. Oldu bitti ve kasayı 5100 yaptı. Tamam. Çok zamanladık sanki. Hiçbir şey olmaz. 1 dakika 48 saniyeniz var. 5 tanecik soru kaldı. Yeter de artar bile. Bu arada... Yani 1 dakika arttıracağınıza 100 puan fazla kazan. Evet. Tamam mı? Bu sorularda harf almaktan ürkmeyin ama. Tamam. Yine size bırakıyorum ama basit olmasına rağmen cevaplar çok çabuk akla gelen şeyler değil bunlar. Hadi gelsin bakalım. Son 8 harfli cevap ve 2 kelimeden oluşuyor cevabımız. Şöyle sorduk. Düşünceye ve mantığa yatkın olan anlamında bir tabir 2 kelimedir. 2 kelime. Hı. Düşünceye ve mantığa yatkın olan. Yani mantıksız değil bu söylediğin. Aklı selim değil. Bravo, öyle bir şey arıyoruz. Akıl bali. Harf istediler. Harf evet istedik. Evet, ben tamam, duydum. Siz orada bir harf dediniz. Harf buyurun. İstedik. Harf istediler. Çok güzel yerden geldi o K harfi. İlkini akıl, siz zaten buldunuz. Akıl kârı. Akıl kârı 700 puan.